Please mind the doors. Doors closing. Going down. IKEA'ya gidiyoruz. Doors opening. Şu an burada çekemiyorum ama eve gidince size bir video çekeceğim arkadaşlar. Çünkü gerçekten çok fazla şey aldık. Hatta böyle aldığımız şeylerin içini bile doldurduk. Hepsini eve geçince size göstereceğim. Hiç merak etmeyin. Geldik. Aldıklarımızı göstermeye hazırım. Bu torbayla başlıyorum önce. Hatta önce şunlarla başlayacağım size. IKEA bu arada bunların hepsi. Yani gördüğünüz gibi zaten IKEA alışverişi. Şöyle iki sandalye aldık. Şu katlanan sandalyelerden. Bunu göstermeme gerek yok zaten. Aynısı. Buradan devam edersek eğer şöyle minderlerden aldık. Bu minderler de hemen gösteriyorum. Bakın çok tatlı olmadı mı? Bu sandalyelerin minderi. Yani iki sandalye, iki de minder. Bir tane şöyle büyük parçalardan gidiyorum. Çamaşır askısı aldık. Şundan aldık. Bunu hiç açamayacağım zaten ama şurada. Bunu şu an burada açmama gerek yok. Büyük teli sana veriyorum onu. İki tane masa aldık arkadaşlar. Daha doğrusu bir tane masa, bir tane de sehpa aldık. Masamız böyle. Beyaz bir masa. Bu masaları birlikte kuracağız arkadaşlar. Muhtemelen yarın kuracağız zaten. Şu an ben gelir gelmez size göstermek istedim. Ama bu vlogumuz burada bitmeyecek zaten. Yani sizin için birkaç dakika sonra belki. Ama benim için yarın bu masaları birlikte kurarız. Tamamdır. Ama sehpayı da göstereyim size. Bu masaydı. Bu da sehpa. Şöyle sehpa böyle açık renk tercih ettik. Ben şimdi küçük parçalardan devam edeyim. Şu bir tane yastık. Böyle koltuk için aldık. Dursun burada. Bir tane normal yastığımız var. Uyumak için yastık. Bunu da sana vereyim. Ben bunu alıyorum veriyorum. Alıyorum veriyorum. Küçük ıvır zıvırlarımıza geldik arkadaşlar. Şöyle mutfaklık 3 tane kaşık seti aldık. Kaşık, kepçe seti. Bunları nereye koyayım? Şöyle. İçine atayım geri. Bir tane şöyle makas aldık. Bu da ikili bir makas. Büyük beyazı var. Bir tane de daha küçük boyu grisi var. Bunu aldık. Bir tane de böyle çatal kaşık bıçak takımı aldık seti. Bakın hemen şurada yazıyor bunların ismi. Merak ederseniz mutlaka yazın. Aşağıya ben linkleriyle bırakırım yani size bütün hepsini bulurum. Bütün hepsini linkleriyle aşağıya bırakırım. Ama tabii istiyorsanız. İstiyorsanız eğer yazın. Şuradan devam edelim. Kutumuz var. Bir tane cam bardak. Normal bir su bardağı. Bir tane, daha doğrusu iki tane kupa aldık. İkisi farklı. Bir tanesi böyle beyaz. Bir tanesi de bu renk. Bu birazcık daha mat. Şöyle bir tane şey aldık. Bunun adı ne? Yani bunun tam adı ne ki? Bilmiyorum bunun adının ne olduğunu ama işte içine bunları falan koymak için aldık. Bunu koyacağız. Tahta kaşıkları falan. Böyle yemeklik kaşıkları, kepçeleri bunun içine koymak için. Böyle tezgaha bırakmak için bir tane de bundan aldık. Şöyle iki tane kase aldık. Onun dışında tabaklarımız falan var bu arada. Bunları ekstra olarak aldık. Tam değildi yani. Birazcık daha eksikleri gideriyoruz. İki tane de şöyle tabak aldık. Göstereyim size. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Başta yuvarlak tabaklara bakıyordum. Bunu görmemiştim. Bunu görünce aldığım yuvarlak tabağı bıraktım. Bunu aldım. O dümdüz bildiğimiz yuvarlak beyaz bir tabaktı. Bundan da böyle iki tane aldık. Bu kutunun içinde bunlar var sadece. Bir tane çöp kovası aldık. Çok ağır çünkü içi dolu. İçindekileri göstereceğim size. Bu böyle dümdüz beyaz. Burasından böyle açılabilir bir çöp kovası. Açıkçası düz, sade, beyaz. Yani IKEA'nın zaten bu düz minimal tasarımlarına bayılıyorum ki herkes bayılıyor zaten. Tabii biz bunu getirirken yolda kolaylık olsun diye içine o kadar çok şey koyduk ki arkadaşlar. Şimdi size tekrar tekrar onları göstereceğim. Bir tanesi bu ufak pizza kesici aleti. Pizza kesici aleti de mi bunun adı? Ya kesin bu değil de bu yani. Pizza bıçağı. Evet, pizza bıçağı. Niye ben pizza kesici aleti falan yani uzatıyorum? Sen kesici alet mi diyorsun? Pizza bıçağı. Bir tane mutfak kesici aleti aldım. Bir tane mutfak kesici aleti aldım işte bu. Bıçak arkadaşlar, dümdüz bir bıçak. Bir tane şey. Bunu aldık.
Bir tane şöyle tencere takımı aldık arkadaşlar. Bu nasıl bir tencere takımı? Hemen gösteriyorum. Hatta bunu birlikte açalım. Şöyle üçlü bir tencere seti. Bu ilk baştaki bir büyük boyu. Bunun içinde şöyle bir küçük boyu daha var. En küçüğü de bu boyda. Bunların iki tane de sapı var. Bu kesinlikle bizim için çok daha mantıklıydı. Zaten birkaç tane tencere tavamız falan da var. İlk taşındığımızda almıştık zaten. Şöyle kendime bir ayna aldım. Bu Ikea'nın zaten klasik aynası. Biliyorsunuz hemen tekrar fotoğrafını da bırakayım. Bir tane de bundan aldım. Bunu açmama gerek var mı? Şu an açmama gerek yok bence. Fotoğrafını görüyorsunuz. Ben bunu birazdan kendim açar yaparım. Bir tane şöyle bu renkte bir nevresim takımı aldık arkadaşlar. Bildiğimiz yorgan kılıfı, yastık kılıfı falan. Özellikle bu rengi tercih ettim. Bunun grisi falan da var ama beyazını sevmiyorum. Birazcık böyle hastane izlenimi uyandırıyor. Grisi de çok boğabiliyor. Çünkü ben çok gri şeylerden olabildiğince uzaklaşmaya çalışıyorum. Birazcık daha böyle beyaz, krem, bej tonlarını daha çok seviyorum. Evin içerisinde evi özellikle geniş göstermek için. Koyu renkler birazcık daha daraltıyor ve beni birazcık daha boğuyor. O yüzden bu yatak takımı da yani yatak sonuçta çok büyük bir alan kaplayan bir yer olduğu için koyu renkleri de vardı. Onlar da güzeldi bu arada. Seven kesinlikle sever. Ama ben çok boğmasın, içeriği de çok kapatmasın diye bu renk tercih ettim. Bej renklerinde bir nevresim takımı. Ben mutfak için şöyle bir adet mutfak havlusu aldım. Böyle arkası beyaz, önü bu renk. Şöyle bir tane şey aldık. Bakın buradaki fotoğrafını göstereyim size. Böyle 3 katlı, 3 katlıydı değil mi bu? 1, 2, 3, 4 katlı pardon. Sepet. Bunu nereye koyarız? Açıkçası ben bunu banyoya koyarım. Hem buralara böyle işte havluydu, tuvalet kağıdıydı, gerek üst katına cilt bakım malzemelerimdi koyarım diye düşündüm açıkçası. Ama bilmiyorum, bakacağız. Yani başka yerlerde de değerlendirilebilir. Şöyle 4 katlı güzel bir raf. Şöyle bir adet soyacak. En sonda da şöyle bardak altlığı aldık. Mantar bardak altlıklarından. Ve çöp kovamız da böylelikle boşalmış oldu. Çöp kovamız da şöyle bir çöp kovası. Bitti mi? Bitmedi. Biter mi hiç? Saatlerdir alışveriş yapıyoruz. Arkadaşlar öğlen gittik. Akşam saat 10.30'da eve geldik. Şöyle bir torba var. İmkansız, kaldıramam size. Ama göstermek... Şöyle... Büyük bir torba daha var. Bir tane bu. Bunu göstermek istiyorum. Bu ne derseniz eğer, bunu biliyorsunuz. Yine ekrana fotoğrafını da koyarım. Şuradan da göstereyim size. Şuradan. Bu dolap içi düzenleyicim. Bir tane böyle bir bulaşıklık aldık. Bir tane kesme tahtası aldık. Böyle. Eski taşındığım dairede bu şekilde kullanıyordum. Fakat bunun bayağı bir küçüğünü kullanıyordum. Ve her zaman küçüğünü değil bir dahakini alırsam eğer büyüğünü alacağımı söylüyordum. Çünkü diyelim sebze yemeği yapıyorsunuz. Ve ben işte burada soğan olsun, burada patates, burada havuç, burada bir şey. Bütün hepsi kesme tahtasının içerisine sığsın. Ve keserken kenarlardan düşmesin, dökülmesin istiyordum her zaman. O yüzden bu kez kesme tahtasını böyle olabildiğince büyük aldım. Devam ediyorum bunlarla. Bunlar dörtlü arkadaşlar. Nedir bu derseniz... Az önce size gösterdiğim masanın ayakları. 4 tane var bundan. Beraber kuracağız zaten bunu. Devam ediyorum. Tabii ki bir adet borcam aldık. Ve ben fırın yemeklerini genelde böyle borcamda çok daha fazla seviyorum. Şöyle bu üçlü plastik saklama kaplarından aldık. Bir adet rende aldık. Ama benim ses tonum çok devam edecek gibiydi. Bitti. Rende aldık dedim. Devamı da gelecek gibiydi ama bitti arkadaşlar. Bu kadar. Gerçekten yorulduk. Bayağı bir şey almışız. Artık bu vlogu burada bitiriyorum. Çünkü hem hava gerçekten soğuktu hem de şu an ben buraya dağıttım. Önce bir burayı toplayacağız. Ondan sonra sıcak bir çay yaparız muhtemelen. Saatte zaten çok geç oldu. Sizinle benim için yarın, sizin için şimdi görüşürüz. Arkadaşlar size söz verdiğim gibi kurduk ve gösteriyorum. Çok güzel oldu. Biz gerçekten bayıldık. Özellikle şu sandalyelere ben inanılmaz bayıldım. Şu ambiyansla yani bu perdeyle, bu pencereyle ve burayla çok uyumlu oldular gerçekten. Şu anda akşam olduğu için perde kapalı ama gündüzki vloglarda zaten perdenin açılmış halinde görürsünüz. İnanılmaz ferah ve çok güzel oluyor. Böyle. Burası da mutfak zaten. Bu arada mutfak demişken size bunu göstermek istiyorum. Bunu az önce marketten aldım. Fesleğen ve taze dalında. Çok güzel değil mi? Hem harika kokuyor hem de bu akşam yemek yaparken içine kattım zaten ve çok lezzetliydi. Bayıldım. Bu da böyle mutfağın baş köşesinde duruyor. Bitti.